Merhaba arkadaşlar, Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail Hatayi ile ilgili 3. videomuzda karşınızdayız. Bu video diğerlerinden biraz farklı olacak çünkü bu videoda bir de kendime dair bir itiraf bölümü yer alıyor. Bu itirafı videonun ilerleyen dakikalarında öğreneceksiniz. İyi seyirler. Yavuz Sultan Selim 2. videomuzda da belirttiğimiz üzere Safevi seferine çıkmıştı. Ordusu hiç bilmedikleri Safevi coğrafyasında ilerlemeye başladı. Lakin Şah İsmail savaşmak istemiyordu ve karşılarına çıkmıyordu. Osmanlı askerleri artık bu seferden bıktı. Olası bir Safevi saldırısının nereden geleceği meçhuldü. Bu durum Osmanlı askerlerini huzursuz etti. Çünkü her an Safevi süvarileriyle burun buruna gelebilirlerdi. Bu tedirginlik yüzünden askerler Yavuz'un çadırına ok attı. Yavuz bunun üzerine askerlerine çok sert konuşmalar yaptı. İsteyen seferden dönsün, karısının dizinin dibinde otursun. Ama kimse gelmezse bile ben tek başıma savaşırım dedi. Yavuz Sultan Selim'in bu derece hiddetlenmesi ordusunun gevşekliğe uğramasıydı. Şah'ın Kızılbaş ordusu ise Şah'a tam itaatkar bir orduydu. Birinci videomuzda bahsettiğimiz üzere Şah İsmail Hatayi Şirvanşahları yendi, babasının ve dedesinin intikamını aldı. Kızılbaşlar bu savaşta birçok ganimet elde ettiler. Ama Şah İsmail bunların malları necistir dedi ve Kızılbaşlardan bu ganimetleri nehre atmalarını istedi. Kızılbaşlar bir an bile tereddüt etmeden ellerindeki altınları, mücevherleri nehrin serin sularına bıraktı. Şah'ın bir dediğini iki etmediler. Osmanlı'nın çekindiği de buydu zaten. Böyle itaatkar bir orduya sahip olan Şah İsmail Hatayi Osmanlı için bir tehditti. Yavuz Sultan Selim bir yandan da Şah İsmail'e iğneleyici mektuplar yazıyordu. Bunun nedeni Şah İsmail'i kızdırıp ortaya çıkarmaktı. Yavuz Sultan Selim mektuplarında sırf sen korkmayasın diye 40 bin askerimi Sivas ve Kayseri arasında bıraktım. Topraklar hükümdarların namusudur. Senin namusunu çiğniyoruz. Ey Acem emiri, ey İran'ın Afrasyabı gibi tabirler kullanmıştır. Oysa ki Sivas Kayseri arasındaki orduyu Dulkadiroğullarından çekindiği için yerleştirmiştir. Bu ordunun sayısı ise 40 bin değil 20 bin civarıydı. İlaveten Şah İsmail'e Şah olarak değil Acem emiri olarak hitap ediyordu. Böyle yaparak Şah Hatayi'yi sinirlendirmek istiyordu. Bu duruma bir nevi psikolojik harp de diyebiliriz. Aynı hitap şeklini Özbek İmparatoru Muhammed Şeybani de yapmıştır. Bu yaklaşımlara cevap olarak Şah İsmail Hatayi Yavuz Sultan Selim'e altından bir kutu göndermiş, kutunun içinden afyon çıkmıştır. Şah İsmail bir de mektup göndermiş, mektupta usulen hükümdarlar bu kadar edepsiz olmaz. Bu laflar senden gelmiş olamaz. Ama senin mektubunu yazan görevlilerin afyonu az gelmiş olacak ki iyi yazamamışlar. Onlara afyon gönderdim. Bir de bunu deneyip edepli mektuplar yazsınlar gibi tabirler kullanmıştır. Yavuz Sultan Selim de şimdi anladım senin neden cesaret aldığını. Hazır ol, cenge geliyoruz diyerek cevap verdi. Şah İsmail Hatayi beyleriyle Osmanlı'nın Safevi coğrafyasındaki ilerleyişini konuştu. Yaklaşan savaşta Safeviler ne yapacaklardı? Herkes bu cevabı kendince verdi. Bu toplantıda Nur Ali Halife ve Ustaşlı Muhammed Han gibi beyler kesinlikle Osmanlı ordusunun gece ani bir baskınla yok edilmesini savundular. Nur Ali Halife geri çekilme ve ani pusuda çok iyi olan bir Safevi komutanıydı. Yalnız Şah İsmail Hatayi bu öneriyi reddetti. Ben kervan basan harami değilim. Osmanlı'nın ordusuna gece saldırmam. Sabah olsun mertçe savaşırız dedi ve beylerini dinlemedi. Şah İsmail Hatayi hiç yenilgi görmemiş bir hükümdar olduğu için düşmanının gücünü tam kıymetlendirmedi. Bu durumda Şah'ın hataya düşmesine neden olacaktı. Şah'ın ordusu eski usul kılıçla savaşacaktı. Osmanlı ordusu ise topla, tüfekle savaşacaktı. Oysa ki Şah İsmail'in dedesi Akkoyunlu İmparatoru Uzun Hasan Fatih Sultan Mehmet'le savaşırken top kullanmıştı. Şah İsmail ise tıpkı Köroğlu gibi tüfek icat oldu, mertlik bozuldu davasındaydı. Kızılbaşlar düşmanlarıyla göğüs göğüse savaşmayı tercih ediyorlardı. Daha sonraki yıllarda Japonya'da İmparator Meiji Restorasyonu'na karşı çıkan samurayların hikayesi de bu duruma benzer. Son Samuray filmini izlemediyseniz izleyin. Şah İsmail de son kızılbaştı. Tabi ondan sonra kızılbaşlar yok olmadı. Ama eski destansı kılıçla kalkanla savaşan bir orduyu
göz önünde bulundurursak son Kızılbaş Şah İsmail Hatayi'dir diyebiliriz. Zaten Şah İsmail'in son dönemlerine doğru Kızılbaşlar Alevilikten Şiiliğe doğru bir geçiş içinde buldular kendilerini. Yavuz Sultan Selim 150 bin kişilik kuvvetle yola çıkmıştı. Bu kuvvetin bir kısmını Sivas-Kayseri arasında bırakmıştı. Çaldıran Ovası'na gelen asker sayısı 100 bin ila 120 bin arasındaydı. Şah'ın ordusu da 30 bin ila 40 bin arasındaydı. İki ordu Çaldıran'da karşı karşıya geldi. Şah'ın ordusunda devrin en iyi süvarileri vardı ve hızla Osmanlı'ya taarruza geçti. Safevi ordusunun sağ cenahtaki komutanı Nur Ali Halife, Osmanlı ordusunun sol cenahtaki kuvvetlerini bozguna uğrattı. Osmanlı Beylerbeyi Hasan Paşa öldü. Kızılbaşlar Osmanlı askerlerinin topları zamanında ateşlemesine fırsat vermeden Osmanlı ordusunun sol cenahını dağıttılar. Osmanlı ordusunun sağ cenahtaki kuvvetleri ise topları ateşlemeye fırsat buldu ve Safevi ordusunun sol cenahını dağıttı. Safevilerin sol cenahtaki komutanı Diyarbakır valisi Ustaşlı Muhammed Han öldü. İki ordunun da sol cenahı dağılmış, sağ cenahı kalmıştı. Bundan sonra Osmanlı'nın sağ cenahı Safevilerin sağ cenahına saldırdı. Bu hengamede Yavuz Sultan Selim'in en ölümcül komutanlarından olan Malkoçoğlu Tur Ali Bey, Şah İsmail'in karşısına çıktı. Amacı Şah İsmail'i öldürmekti. Elinde piştol vardı. Şah İsmail Hatayi'nin ise böyle bir teknolojisi yoktu. Malkoçoğlu Tur Ali Bey Şah İsmail'i kolundan vurdu ve Şah'ı attan düşürdü. Şah İsmail yarasının acısıyla uğraşırken Malkoçoğlu kılıcını çekip Şah'a saldırdı. Şah kalkanıyla karşılık verdi. Hamle sırası artık Şah İsmail'deydi ve kılıcını hızla Malkoçoğlu'na indirdi. Malkoçoğlu Tur Ali'nin bedeni zırhıyla beraber ikiye parçalandı. Hatta Şah İsmail can havliyle kılıcına fazla abanmış olacak ki Malkoçoğlu'nun bedenini yarıp canını alan kılıç Malkoçoğlu'nun altındaki ata da değmişti. Malkoçoğlu cansız bir şekilde yere yığılırken arkasında saf tutan Osmanlı Bektaşi ordusu Yeniçeriler bir süre şok yaşadılar. Sonra hemen tüfeklerini Şah İsmail Hatayi'ye doğrultup ateş etmeye başladılar. Bu durumu gören Şah'ın Kızılbaş ordusu Şah İsmail'in etrafına toplandı, adeta etten bir duvar ördü. Osmanlı ordusu Kızılbaş mevzilerini top ve tüfekle ölüm yağmuruna tuttu. 1. videomuzda belirttiğimiz üzere Şah'ın dedesi, babası ve abisi öldürülmüş, Kızılbaşlar defalarca kez lidersiz kalmıştı. İşte bu yüzden Kızılbaşlar bir kez daha liderlerini kaybetmek istemedi ve canlarını hiçe sayarak Şah'ı korudular. Şimdi iki durumu da gözünüzün önüne getirin. Bir yanda Yavuz Sultan Selim'in çadırına ok atan Yeniçeriler, diğer yanda Şah'ın etrafına etten duvar ören Kızılbaşlar. Ama Kızılbaşların bunca sadakati Çaldıran'da bir işe yaramazdı. Çünkü savaşı teknik üstünlük belirlemeye başlamıştı bile. Ayrıca Kızılbaşlık liderleri öldürüldükçe büyüyen bir harekettir. Bu durum tarihte çok nadir görülen bir durumdur. Kızılbaşlar Şah'ı ikna edip savaş alanından götürmeye karar verdiler. Hızla atlarıyla Çaldıran'dan uzaklaşmaya başladılar. Tabi Osmanlı tüfekleri ve topları Kızılbaş mevzilerini hala dövüyordu. Şah'ın en güvendiği komutanlarından olan Avşar Türk'ü Sultan Ali Mirza Şah'ın yanından ayrılıp Osmanlı safına doğru seyirtti ve ben Şah İsmail Hatayi'yim dedi. Osmanlı askerleri dikkatlerini Sultan Ali Mirza'ya çevirdi. Böylece Safevi süvarileri Şah İsmail'i ölüm çemberinden sağ salim çıkarmayı başardı. Osmanlı askerleri Sultan Ali Mirza'yı zincire vurup esir etti. Savaşta iki taraftan da toplam 5000-6000 civarı adam ölmüştür. Altını çizmekte fayda var. Öyle anlatıldığı gibi Safevi ordusu tamamen yok edilmemiştir. Osmanlılar savaş alanını terk eden Safevilerin peşine düşmemiştir. Hatta Yavuz Sultan Selim bir süre yerdeki cesetleri bile toplatıp gömdürtmemiştir. Osmanlı askerleri savaş pozisyonunda uzun süre bekledi. Çünkü Safevi süvarileri her an geri dönüp Osmanlı'yı pusuya düşürebilirdi. Yavuz ava giderken av olmamak için
zekice davranıp askerlerini bekletti. Yavuz Sultan Selim hesaplarını ince bir ayarda yapan nadir sultanlardandır. Esir olan Sultan Ali Mirza, Yavuz Sultan Selim'in karşısına çıkarıldı. Yavuz Sultan Selim, "Şah sen misin?" dediğinde, "Ben şah değilim." dedi. Yavuz Sultan Selim, Şah Ali Mirza'nın Safevi komutanı olduğunu öğrenince, Şah İsmail hakkında istihbarat bilgisi istedi. Sultan Ali Mirza ise bunu reddetti ve Yavuz'a lanet okudu. Yavuz bunun üzerine Safevi komutanı Avşar Türk'ü Sultan Ali Mirza'nın başını kestirdi ve ibreti alem için cesedini parçalattı. Diğer Safevi esirlerinden serbest kalanlar bu durumu Şah İsmail'e anlattı. Şah İsmail bunun üzerine içli bir ifadeyle Çaldıran Savaşı'nı anlatan bir şiir söyledi. O şiir Şah İsmail ile Malkoçoğlu'nun karşılıklı savaşmasını da anlatıyor. Bu şiiri yorumlarda paylaşacağız. Bu arada iki hükümdarın da mükemmel şiirleri vardır. Dersim Bey'i Safevi komutanı Çemiş Gezekli Rüstem savaştan sonra Osmanlı safında yer almak istemiş ama Osmanlı askerlerine savaşta çok kayıp verdirdiği için ölen askerlerin diyetine karşılık Dersim Bey'i Çemiş Gezekli Rüstem de öldürülmüştür. Şah İsmail'in Çaldıran Savaşı'na giderken ki ruh halini anlamak istiyorsanız eksiklik kendi özümde diye bir şiiri var. Bu parçayı Erkan Oğur'dan dinlemenizi tavsiye ederim. Osmanlı daha sonra Tebriz'e girdi. Yavuz orada 8 gün kaldı çünkü Şah İsmail geri dönebilirdi. Bunun üzerine Osmanlı geri çekildi. Çaldıran'dan bir yıl sonra Safevi toprağı olan Diyarbakır, Mardin'e hareket eden Osmanlılar Safevileri tamamen Anadolu'dan uzaklaştırdı. Bu seferlerde Kürtler de İdrisi Bitlisi'nin çalışmalarıyla Osmanlı'ya katıldı. Şah'ın Doğu Anadolu'daki ordusu yenilerek geri çekildi. Şimdi bazıları Şah İsmail bir kez yenildi, o da Çaldıran'da yenildi diyor. Tamam öyle ama Safevi ordusu sadece bir kez yenilmedi. Biz bu durumu Kürt tarihi diye bir videomuzda belirttik ama millet yanlış anlamış. Bunu bir de burada söyleyelim dedik. İlaveten Yavuz Sultan Selim Safevileri Doğu Anadolu'dan çıkardıktan sonra Kürtler Osmanlı'ya bağlandı. Kaynaklarda Ekrad-ı Ümera diye geçen Kürt beylerine uçsuz bucaksız araziler ve topraklar verildi. Böylece Azerbaycan Türkleri ile Anadolu Türkleri arasındaki irtibat koparıldı. O alana Sünni olan Kürtler yerleştirildi ve tampon bir bölge oluşturulmaya çalışıldı. Şah İsmail Hatayi, Çaldıran'ın yıkıcı etkisinde en güvendiği arkadaşlarını kaybettiği için üzüntü duydu ve içine kapanık bir hayat sürmeye başladı. Kendini avcılığa, şiire, ibadete verdi. Devlet işleriyle pek meşgul olmadı. Babür Şah, Şah İsmail Hatayi'ye yeniden bir olmayı teklif etti. İki ordunun yeniden birleşmesi gerektiğini belirtti. Ama Şah İsmail Hatayi, sevdiklerini kaybetmenin hüznünden dolayı artık savaşmak istemiyordu. Yavuz Sultan Selim Memlük Devleti'ne sefere çıktı, Suriye ve Mısır'ı ele geçirdi. Osmanlı coğrafyasına 2. Beyazıt devrinde yerleşen Yahudiler, Yavuz'un vaat edilmiş topraklara yönelik bu seferleri ile bambaşka bir hale büründü. Osmanlı tüccarı maskesi altında sürüldükleri topraklara iktisadi olarak ilk sızıntılarını gerçekleştirdiler. Bu durum Osmanlı'nın son dönemlerinde inanılmaz boyutlarda sızıntılara neden olacaktı. Hatta 2. Dünya Savaşı'nın ardından o topraklara iyice yerleşeceklerdi. Yahudilerin günümüzdeki amacını merak ediyorsanız Ceraplus harekatını anlatan videomuza bakın. Ayrıca Yavuz'un doğuya yönelik seferlerinden memnun olan başka birileri daha vardı. Avrupalılar Yavuz'un bu seferleri sayesinde rahat bir nefes almışlardı. Osmanlı'nın kendi kanından canından olan kardeş ülkelere seferleri en çok onları rahatlatmıştı. Ama maalesef Türk tarihinde iki aslan bir posta sığmaz. Yavuz Sultan Selim 40 bin Alevi'yi katletti mi sorusuna gelecek olursak, hayır katletmedi. Bazılarının dediği gibi Yavuz Alevileri kesti hikayesi gerçeği yansıtmıyor. Yavuz kesti diyenlere Osmanlı tavuk mu kesiyordu diye bir sorulması lazım. Alevilerin eli
armut mu topluyordu? Teke oğulları bile 5000 kişilik nüfusuyla kendinden 3 kat büyük olan Osmanlı'yı yendi. Yani o dönemde Aleviler savaş makinesi gibi. Bu söylentiler Osmanlı'yı zalim gösteriyor ve Alevileri güçsüz gösteriyor. İki taraftan da sakıncalı bir durum. İdrisi Bitlisi'nin 8 Cennet adlı eserinde geçen 40 bin Alevi defter edildi hikayesi doğru değil. O zamanlar Anadolu'da bir şehrin nüfusu 5000 civarı. Anadolu'da 8 tane şehrin nüfusuna denk gelen bu katliam neden defterlerde tutulmasın? Böyle bir nüfus kaybı hangi kaynakta yazıyor? Tımar defterlerine illaki yansırdı. Safevi kaynakları Anadolu'da 5000 kişilik Alevi teke oğullarının isyanından bahsediyor da 40.000 Alevinin katledilmesinden neden bahsetmesin? Hem 40.000 Alevi demek 40.000 silahlı kişi demek. Öyle bir katliam olsa Osmanlı'dan hiç mi ölen olmaz? Kısaca gerçekçi olmayan bir hikayedir. Nur Ali Halife 1513 yılında Anadolu'ya gelip asker toplamak istiyor. Toplayabildiği asker sayısı ise 3000. Yani o dönemlerde Alevilerin öyle bir nüfusu da yok Anadolu'da. Aynı hikayenin bir başka versiyonu da Şah İsmail 50.000 Sünni'yi kesti hikayesi. Bu hikayede baştan aşağı yalandır. Ama Safevilerin ve Osmanlıların otoritelerini sarsacak başkaldırı hareketlerine müsaade etmeyeceği zaten aşikar. Şimdi kendimle ilgili bir itirafta bulunayım. Sonra sonuç bölümüne geçeceğiz. Arkadaşlar ben sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum. Yani tarih ve coğrafya benim alanım. Ve bu konular alanım olmasına rağmen tarihi videolarda mümkün olduğu kadar dikkatli olmaya çalışıyorum. Çünkü tarihtir bir milleti birleştiren, tarihtir bir milleti ayrıştıran, özellikle Wikipedia'dan araştırıp tarih anlatan YouTuberları görünce milletin doğrusunu öğrenmesi için işe el attık. Şah ve Sultan hakkında ben ne düşünüyordum? Ona kısaca bir değineceğim. 9-10 yaşlarında Yavuz'un Pençesi diye bir kitap okumuştum. O kitaptan sonra otomatik taraflı bir kafam oluştu. O kitapta Şah tam bir canavar gibi gösteriliyordu. Ben de doğal olarak öyle algıladım. Daha sonra ülkemdeki pragmatik tarih sistemiyle eğitim görmem nedeniyle bu durum o kadar ilerledi ki 16 veya 17 yaşlarında yani lise yıllarında yazdığım iğrenç şiirde bu taraflı yanım kendini gösterdi. Burada bu iğrenç şiirimi ekrana koydum. İsterseniz videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Daha sonraki zamanda okuduğum bölüm nedeniyle üniversite yıllarımda Şah İsmail Hatayi'nin hayatını biraz daha derinlemesine incelediğimde aslında onun da haklı bir mücadelesi olduğunu gördüm. Şu anki bakış açımı ise birazdan sonuç bölümünde açıklayacağım. Lütfen dikkatlice izleyin. Sonuç olarak bu tarih bizim tarihimizdir ve bizim tarihimize karşı ak tarih, kara tarih anlayışı iyi bir anlayış değildir. Tarihimiz bir bütündür. Bugün Cumhurbaşkanlığı forsunda bile yer bulmayan Safevilere haksızlık edildiği kanaatindeyiz. Çaldıran Savaşı'nda oku çeken biziz, oku yiyen biziz. Sağ elimiz sol elimizle kavgaya tutuşmuş ve gün sonunda tüm beden yorgun düşmüştür. Bugün 500 yıl geçmiş olmasına rağmen hala millet birbirine kinle nefretle saldırıyorsa bunun nedeni tarihin iyi anlatılmadığındandır. Biz bu yüzden bu videoyu yaptık. Bu savaş Kürt'ün Kürt'ü, Türk'ün Türk'ü kestiği bir savaştır. Boş yere kan aktı. Size göre kim haklı kim suçlu yorumlarda dökersiniz eteğinizdeki taşları. Ama şunu bilin ki ortada bir savaş varsa bu durum iki taraftan da bir şeylerin yitip gideceğine işarettir. Nitekim Çaldıran da öyledir. Bugün kardeş devlet Azerbaycan diye bildiğimiz ülke sadece Kuzey Azerbaycan üzerinde kurulmuştur. Bir de Hazar Denizi'ne bir kartal başı gibi uzanan bu devletin altında, yani bu kartalın altında bir kayalık var, bir dağ, bir tepe var. Orası da Güney Azerbaycan topraklarıdır. İran'ın %42'si Türktür, kişisel kanaatim ise daha fazla olduğu yönündedir. O Azerbaycan ki bağrından Şah İsmail Hatayi gibi bir hükümdar çıkarmış ve devasa bir imparatorluk kurmuştur. Şah İsmail tarihte yerini almıştır. Onu tarihimizden çıkarmak kimsenin haddi de değildir. Aynı zamanda Yavuz Sultan Selim de bizim tarihimizdir. Nasıl ki biz Timur'la Yıldırım'ı sahipleniyorsak bu durumda böyledir. Benim Özbek arkadaşlarım da var. Timur'u ve Şah İsmail Hatayi'nin kafasını kestiği Muhammed Şeyh
Şeybani Han'ı da seviyorlar. Zaten böyle giderse Yıldırım Beyazıt ve Emir Timur konusuna da el atacağız gibi gözüküyor. İlaveten toprağın üstünü paylaşamayanlar şunu unutmamalı ki ölünce toprağın altını beraber paylaşacaklar. O yüzden sınırlar değişir, hanedanlar değişir, isimler değişir, kardeşlik baki kalır. Bu arada bize hala abone olmadıysanız dönen logoya tıklayarak abone olabilirsiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, yorumlamayı, paylaşmayı ihmal etmeyin. Kanalımıza destek olun, videolarımızı yorumlayın. Hoşça kalın, takipte kalın, esen kalın.